kalk, sabah olmuş Cüneyt. Hı hı. Ya Cüneyt uyansana, biri gelecek şimdi. Burada uyuyakalmışız böylece, hadi. Günaydın. Sakin ol, gel buraya. Ya Cüneyt yapma, hadi bak biri gelecek şimdi, ne olursun. Gel buraya. Bir süre sonra birlikte uyanacağız. Sonra birlikte kahvaltı edeceğiz. Öperek işe uğurlayacaksın beni. Ne güzel hayal. Hayal değil. Biz istersek olur. Neyse. Ben çıkıp bir bakayım. Sen sonra çıkarsın, tamam mı? Günaydın Zühre anne. Cüneyt'e bakıyordum da ben. Yatağı da bozulmamış. Gece gece bir yere mi gitti acaba? Anlamadım ki. Bilmiyorum. Yani hiç görmedim. Gece evdeydi ama hani gerisini bilmiyorum tabii. Hay Allah. Neyse ben bir bakayım. Ölecektim korkudan. Şu hale bak, kıpkırmızı olmuşsun. Ya insan bu kadar mı beceremez yalan söylemesini? Ne oldu? Bir de bana meydan okuyordun. Ya bırak şu elindeki telefona bakmayı. Hadi ısın biraz, hadi. Ben ısınmadan da turu alırım abicim. Malum, gencim. Kimin genç olduğunu göreceğiz bakalım serseri. Günaydın baba. Günaydın. Günaydın baba. Babam bizden önce davranmış. Sabah sporunu bitirmiş. Biz de bir koşup gelecektik baba. Amaçsız yere koşacağına. Biraz da şirketteki işe koştursan nasıl olur? Mimar efendi. Sen hiç merak etme baba. Ben onu çalıştırmaya başladım. Çizimlere yardımcı olacak. Kontrol. Bende. İyi. Kahvaltıya gecikmeyin. Günaydın Osman Bey. Günaydın. Aa Cüneyt. Sen burada mıydın oğlum? Sabah göremedim de odanda. Kozan kardeşler gün erken başlar. Değil mi Mehmet? Tabii. Biz bir koşup gelelim. Daha çizim yapacağım değil mi? Hadi bakalım. Vallahi daha fazla yaşını hürmet edemeyeceğim abi. Ellerinden öperim. Hoşça kal. Yok ya. Vay, kimleri görüyorum orada. Ne oldu, nefesim mi kesildi? Tunç değil mi o ya? Gel şunları binler bir tane. Günaydın. Selam. Günaydın. Günaydın. Bakın yolda kimi buldum. Nereye beri bu saatte? Eylül Hanım bu taraflara taşınmış Cüneyt. Elinde paketlerle görünce yardım edeyim dedim. Öyle mi? Ne güzel. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Kardeşim Kemal. Eylül Hanım da şirketimizin yeni tasarımcısı. Memnun oldum. Ben de. Tam olarak nereye taşındın? Begonvi sokaktayım. Aa, bizim evin iki karşısı. Aa, öyle mi? Çok yakınız. Bir ihtiyacın olursa haberim olsun. Teşekkürler. Cüneyt, ben Eylül Hanım'ı eve bırakıp şirkete geçiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkürler. Memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Vay. Güzel kadınmış. Handan görse beni bir daha şirkete yollamaz. Feride'ye dua et. Ya hadi be oğlum. Gevezeliği bırak da koşmaya devam edelim. Hadi. Hadi bakalım.
Feride ile tadınız yok gibiydi. Anlatırım diyordun, ne oldu? Bilmiyorum bu oğlum. Uzak durması, evlenmek için zaman istemesi. Biraz keyfimi kaçırdı. Oho, ben de bir şey var zannettim. Abi kız heyecanlı. Zaman istemesi normal tabii. Sen hislerinden eminsin ya. Gerisi önemli değil. Doğru söylüyorsun da iş uzadıkça sarpa saracak diye korkuyorum. Bu işin olmasını istiyorum. O yüzden böyle aceleci davranıyorum. Her şey zamanında ve planlı olacak değil mi? Osman Kozan'ın oğlu işte. Rahatla biraz. Günaydın Fıstık. Günaydın. Sana yardım etmek isterdim ama Emir'e gideceğim. Aa, ne güzel. Hanan'la mı gidiyorsun? Yok. Başka bir arkadaşla. Feride. Yüzün eskisi gibi gülmeyecek mi artık? Bak. Zor bir yola giriyorsunuz abimle. Ara sıra takılacaksınız tabii. Ama siz birbirinizin düşmesine izin vermezsiniz. Her şeyden çok inanıyorum ben sizin sevginize. Sağ ol. Biz seni çok seviyoruz Feride. Tunç, ben çıkıyorum. Toplantıya gecikmeyeyim. Herhangi bir şey var mı? Yok, imzalı belgeleri ben muhasebeye bırakacağım. Siz keyfinize bakın. Demin sen şu tasarımcı kız buralara mı taşındı dedin? Evet, Eylül Hanım arka sokağa taşınmış. Hayırlı olsun. Bir ihtiyacı olursa uğrasın. Biraz önce konuştum ben Eylül Hanım'la. Bugünlük izin verdim. Sidem dosyasından haber bekliyoruz nasıl olsa. O da işlerini halletsin bu arada. Tamam. Hadi.